Tamam o zaman İstanbul'da görüşürüz. Aa, bu arada oğlum Erim Londra'da okuyor biliyorsun. Okula uyum sağlamakta hala zorlanıyor. Kararını vermedim ama eğer İstanbul'a dönmesine karar verirsem seninle birlikte aynı çökte olmasını istiyorum, yalnız kalmasın. Tabii ki, ne demek? Hem Erim'le birlikte sohbet ederek gelmekten ben de çok mutlu olurum. O zaman sizden haber bekliyorum. Yarın haberleşiriz o zaman. Hadi görüşürüz, hoşça kal sevgiler. Kimle konuşuyorsun hayatım? Sana daha önce söz etmiştim, eski genel müdürüm. Ne oldu o iş? Anlaştık. Geliyor. İyi, hadi gözün aydın. Sağ ol. Ya bu arada Hayri'nin torununa külçe altın aldın değil mi? Aldım aldım, götürdüm verdim de. İyi yapmışsın. Ev kalabalık mıydı? Fazla kalabalık değildi. Ay yok, karısı ve arkadaşları çok sevimsiz, onlar vardı. Bizim de bir akşam gitmemiz lazım. Ya hayatım, ne Hayri'ymiş bu da ya. Biliyorsun sen Yıldız. Ama hayatım, adımı hayatımda iki kere gördüm. Senin verdiğin bu değer yani bana anlamsız geliyor. Bir de gittin çok büyük hediye aldın. Ne gereği vardı? Yıldız, Hayri benim çok eski arkadaşım ve çok seviyorum. Elbette ona bana yakışan hediye alacağım. Harita argını olarak çeyrek altın alacak halim yok. Tabii canım, olmaz. Alamazsın. Halit, ben sana bir şey söyleyecektim. Ne oldu yine, hayırdır? Ben Zeynep'e küçük bir parti vermek istiyorum evde. Ne partisi? Bekarlığa veda partisi. Nerede olacak bu parti? Burada, bu evde. Kendi aramızda. Zerrin'le Lila'yı da çağırırım. Yıldız, eski köye yeni adetler getiriyorsun. Nereden çıkıyor böyle şeyler? Hayatım, dünler toplamış bütün erkekleri, eğlenecekler kendi aralarında. Zeynep'in boynu bükük mü kalsın? Ben de ona bir şey yapayım, hep beraber eğlenelim diyorum. İyi, eğlenin bakalım. Bu arada yarın akşam yemekte olacağım. Geldiğim zaman parti bitmiş olsun. Yok canım, o saate kalmayız. İyi olur. Karnım acıktı, hadi yemek yiyelim. Aksi oldun Halit ya bu aralar. Zehra odasında mı? Aysel yemeğini götürmüş ama yemiyor. Ay o da amma abarttı ya, sanki biri öldü. Yıldız, sen de amma gat dersin ha. Sevdiği adam onu aldattı, evliliği bitiyor. Hayatım, biz o adamın nasıl biri olduğunu defalarca kez söyledik ona. Gözünü açsaydı biraz. Tamam yeter artık, kapatın şu konuyu ya. Konuşulmasını istemiyorum. Tamam da baba, ne olacak böyle? Bir şey olmayacak Dila. Ablan alışacak bu duruma. Yani üstesinden gelemeyeceği bir şey yok ki. Bence ablam boşanmak istemiyor. Kendi bilir. Kocasıyla beraber sürünürler. Onlara bakacak halim yok benim. Alo baba. Erim oğlum, nasılsın? Ya iyi değilim. Söylüyorum ama inanmıyorsun. Oğlum ben sana inanmıyorum dedim mi? Yani sen biraz daha dayan, belki alışırsın diye düşünmüştüm. Bak, ben eğer evde istemiyorsan ben annemde kalırım, tamam mı? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne demek istememek? O zaman beni burada daha fazla tutma. Bak anlıyorum, beni cezalandırmak için buraya gönderdin ama ben dersimi aldım. Bir daha kimseyle görüşmeyeceğim baba. Lütfen eve geri döneyim. Erim tamam oğlum. Madem kötüsün, alışamayacağım da diyorsun. Ben yarın okulda konuşacağım. Gerçekten baba? Evet evet, konuşacağım. Ya başka şans tanımıyorsun ki oğlum ya. Bir de saçma sapan konuşup beni üzüyorsun. Tamam, özür dilerim. Bir daha böyle bir şey söylemem. Tamam. Okulda konuştuktan sonra seni arayacağım. Tamam baba, teşekkür ederim. Geliyor mu? Geliyor. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Bak. Ay. İnşallah o kötü çocuklarla tekrar arkadaş olmaz. Olmaz. Akıllandı artık. İnşallah. Lila, ablana bir baksana. Tamam babacığım. Ya ne güzel oldu değil mi? Her şey eski düzenine döndü. Yine eskisi gibi bir arada olacağız. Yıldız, arada bir ilgilen sen de Zehra ile. Hayatım, senin kızının yanına yanaşılmıyor ki. Tanımıyorsun sanki. Halit'ciğim, ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Senin de bu söyleyeceklerin hiç bitmedi Yıldız ha. Bu son. Ne? Ben Zeynep'e bir hediye almak istiyorum. Ne hediyesi bu? Evleniyor ya. Evlendiği zaman alırız. Hayatım, biz Zeynep için bir parti organize edeceğiz de ben orada ablası olarak ona bir şey takmak istiyorum. Yıldız, parti için hediye mi alınır ya? Hayatım, annemiz uzakta, babamız vefat etti. Bir tanecik kardeşime ablası olarak bir şey alamayacak mıyım ya?
İyi tamam. Uygun fiyata mütevazı bir şey al. Senin arkadaşlarına gelince pahalı pahalı hediyeler alıyoruz. Zeynep'e gelince mütevazı bir şey al. Yok sen bana da değer vermiyorsun ki kardeşime veresin. Tövbe yarabbim ya. Bitmiyor ya, bitmiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.